kırmızı köşede Yunan sporcu Triandafilos Alexandridis. Ve işte rakibi siyah köşede sporcumuz İsmail Uzuner. Türkiye ve Avrupa şampiyonu. Yunanlı sporcu 21 yaşında, 1.84 boyunda, 77.4 kilo, 39 maçta 37 yenilgisi var. Avrupa ve Yunanistan şampiyonu ve işte ilk gong sesi geliyor. Birinci round başlıyor ve hemen ilk yorumları alalım Nusret Öncü. Evet sevgili Murat, İsmail Uzuner gerek amatör kariyeri gerek profesyonel kariyeri başarılarla dolu bir sporcu. Burada da inan ki göre daha genç, evet tecrübeli. Ve muhteşem bir el ayağı sahip. Hani az önce izlemiştik, boks maçı gibi olmuştu artistiketimiz. Evet. Bu o değil. Gerçekten kickboks, aynen kickboks maçı izleyecek sevgili izleyicilerimiz. Müthiş bir spin hook kick. Döner tekmeyi müthiş gönderdi ama tam isabet ettiremedi. Şimdi bir low kick denemesi. Evet. Birden, ardından bir sol rek. Şimdi İsmail Uzuner karşılığını verecek. Kenara. Evet. Müthiş sıra seviyesine. Mükemmel. Sağ ayağını mükemmel kullandı. Bir arada bir yumruk yedi ama olsun diyoruz. Onlar elbette olacak. Gerçekten çok zevkli bir mücadele. Zaten 77-76 kilolar daha böyle hareketli. En hareketli. Olur. Evet. Kickboksun en hareketli. Kickboksun gerek boksun da olsun. Bütün kontak sporlarının orta sikleti en hareketli olur. En hareketlisi olur. Kickboksa şu anda evet. Zamanın ilerlemiş olmasına rağmen müthiş bir surat seviyesine sahip kick, yan tekme, evet, surat evet. Tekme, ardından bir tane daha. Evet. İsmail'in bu gereksiz hareketler yapmaması lazım sevgili Murat. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi yumrukları var İsmail'in. Devam et. İsmail'in yüz ifadesi ama çok sakin. Kendinden evet, İsmail hep böyle. İsmail hep böyle. Kontrollü. Evet, çok güzel. Müthiş bir low kick. İşte böyle ayağını resmen pervane gibi evet yerinden oynattı. Yerden kesiyor neredeyse. Şimdi köşeye sıkıştıracaktı ama kaçtı oradan Yunanlı sporcu. Ve gecenin 5. maçında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haydi İsmail diyoruz. Kendinden emin İsmail. Daha tecrübeli, daha deneyimli. Ve bugün hadi bir nokautta senden niye olmasın Yunan sporcu karşısında. Bir sağ yedi ama yumruk olsun. Bunlar elbette olacak. Biraz boy farkı var. Müthiş bir yumruk. İsmail bir sol göğüs hizasına. Şimdi devam ediyor. Sağını daha etkili kullanabilen bir sporcu. Bu arada yere düşecekti ama İsmail'in ringin kenarında çocuğu da var. Sevgili Murat görüyorsan. Evet, kendi çocuğu. O da onu, babasını destekliyor. Evet. Tıpkı benim oğlum Enes gibi. Enes de benim yanımda şu anda. O da beni destekliyor. Evet, o da spor seviyor ama hiç sıkılmadı bu saate kadar. Evet. O da teknik kapıyor şimdi. Evde benim üzerime deneyecek. Evet. Ya kimse evde denemesin. Bu işin antrenman salonları var. Sporcuların dışarıda son derece efendi beyefendi olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci round başladı ve İsmail bu arada rakipten bir sol bir sağ, dikkatli olmamız lazım. Çok kötü bir high kick geldi, ardından bir de sol yedik. Dikkatli olmamız lazım Yunanlı sporcu karşısında. İkinci roundu daha iyi başladı. Şimdi bir high kick denemesi, ardından bir low kick. Karşılıklı high kickler tam kafa hizasında. Tehlikeli geliyor İsmail. Haydi İsmail. Round'da biraz daha aktif olması lazım. Biraz tutuk başladı İsmail. Evet. Şimdi İsmail bir de şunu biliyor. İsmail deneyimli. Maçın hiç unutmamak lazım. Hani futbolda 90 dakika vardır. Burada da 3 round. Aynen. Gong çalıncaya kadar ne olacağı belli olmaz. O yüzden onu düşünerek de performansını, kontrolünü yani ona göre sağlaması lazım. Ama İsmail 3 round boyunca değil 10 round'da maç çıkarabilecek kapasiteye sahip bir sporcu. Müthiş fiziğe sahip. Bir de sol kroşe ardından evet. Çok güzel bir tekmeydi bu. Bir de program başında söylemiştik. Eşleşmeler düzgün olunca organizatörler buna da dikkat ediyorlar.
işte ortaya böyle mükemmel maçlar çıkıyor değil mi? Evet. Bu arada İsmail güzel bir hata kalktı. Evet. Sürekli sağlı sollu yumrukları vardı ama anında karşılık verdi Yunanlı sporcu. Evet, ikinci rounddayız. İlk roundda İsmail daha iyiydi. Bu round biraz daha ortada ama şimdi İsmail hareketlendi. Bir sol low kickler var. Karşılıklı low kickler. Sağlı sollu. Müthiş bir karaciğere aparkat denemesiydi. Nefisti. Biraz daha sert olsa nefesini kesebilirdi. Evet. İkinci roundda heyecan tüm hızıyla sürüyor. İsmail Uzuner, Aleksandris ile karşı karşıya nefis bir low kick ardından. Orada tutmaması gerekiyordu. Maçın hakemi Rukiye Özkul tarafından uyarıldı şu anda. Evet. Hadi devam et, hadi İsmail. Hadi İsmail devam, hadi İsmail. İsmail sağlı sollu yumruklar. Bravo İsmail. Onu da geçti, ardından low kickler. Low kickler adeta rakibini indiriyordu. Eğer bir sporcu dönüp geriye bakıyorsa, köşesine bakıyorsa zor durumda olduğunu gösterir. Evet. O da... Ama gerçekten mükemmel low kickleri vardı. Evet, yapmaması lazım. İsmail'in dikkat etmesi lazım. İkinci kez uyarı aldı. Evet. Kafasını çarptı. Evet. Artık birinci roundda son bölümler. Bir sol. İkinci round. Evet, ikinci roundun sonlarına doğru geldik. Ve bitiyor ikinci round. İkinci round da bitti. İsmail son 2 yıldır yine kendine ait bir spor kulübü kurdu. Hem orada antrenörlük yapıyor, gençlere faydalı oluyor. Hem de kendisini de uzak tutmuyor maçlardan. Evet, 3. rounda girdik. 3. rounda başladı. İnşallah diyelim bu 3. rounda bu işi bitireceğiz. 2. rounda çok iyiydik. Şimdi sağlı sollu karaciğeri ardından tam suratının ortasına bir sol yumruk. Ardından bir solla biz yedik. Ardından da bir high kick denemesi var rakibinin. Tam üzerimize doğru geldi. Müthiş bir döner tekme. Bir tutturabilseydi. Evet, yüzüne gelse. Evet. Ardından karaciğere güzel bir tekme. Şimdi buradan çıkarmaması lazım köşeden. Aynı köşeden çıkartma. Bitir onu artık diyoruz. Bitir onu artık. Bu arada Yunanlı sporcu kızdı. Yine bir tekleme vardı herhalde bizim sporcumuzdan. Üstünden yürüdüğü için evet, biraz kızdı. Evet. Mücadelenin hakemi Rukiye Hanım da diyor ki ben görüyorum her şeyi. Evet. Ve şimdi uyarıyı yapıyor sporcumuz İsmail Uzuner'e. Kurallar ne diyor bu kadar uyarılardan sonra? Bir warning verirler, uyarı puanı. O da bir şey değiştirmez yani. Evet, İsmail yine rakibin üzerine doğru gidiyor. Yunanlı rakibin üzerine doğru. Doğduklar. Ardından bir sağ yumruk yedik ama olsun. Devam var. Oo, karaciğere mükemmel. Bir daha güzel high kickler izliyoruz. Rakibinden bir low kick, ardından İsmail'den high kick, low kick. Haydi İsmail, haydi İsmail. Devam. Ya Murat, Yunanlı bana mısın dedi mi? Farkında mısın yani? Çok ciddi darbeler aldı, gerek bacağına gerek karaciğere. Ama hiç sağlam, iyi sağlam. Bir savaşçı çıktı o da. Çok sağlam bir sporcu. Baba baba diye bağırıyor bu arada. Evet. İsmail'in oğlu. Şimdi bir sol yumruk, ardından rakibinden bir tekme denemesi ama başarılı değil. İyi karşıladı onu. Haydi İsmail. Oraya sıkıştı. Evet. Orada bitir artık. Evet, yine düştü. Yine düştü. Bu sefer de var mıydı bir itme? Vurmak isterken rakibi düştü. Şimdi çok iyi kaçtı. Çok iyi kaçtı. Ardından da iyi vurdu. Böyle devam diyelim İsmail'e. Sağlı sollu. Köşeye sıkıştır artık. Bitir o işi. Alttan güzel bir aparkat izledik. Yo, maçı indirmese de. Şimdi... Mükemmel yumruklar izliyoruz. Sağlı sollu ve maçın hakemi araya giriyor Rukiye Özkul. Bravo İsmail Uzuner. Bravo İsmail, harikasın. Rakibini adeta darmadağın etti. Rakibini darmadağın etti. Devam diyor. Devam diyor ve nakavta gidecek maç inşallah. Haydi İsmail, sağlı sollu yine sıkıştır. Bırakma orada. Bırakma İsmail. Bırakma. Oo, mükemmel bir low kick. Burada bir knockout gelebilir.
Artık knockout gelsin. Rakibi sarılıyor ve iteklemeye çalışıyor. Ardından bir low kick daha. Döner tekme denemesi ama o sırada rakibinin low kick denemesi olduğu için döner tekme yerini bulmadı ama devam ediyoruz. Oo! Kıracak o bacağı, kıracak. Haydi İsmail. Köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu. Sağlı sollu. İsmail. Burada bir havlu gelmesi lazım bence köşeden. Darmadağın oldu. Havlu değil de gong imdadına yetişebilir. Yani. Haydi gongtan önce indir artık rakibine İsmail. Döner tekme olmadı. Bitti böylelikle. Maç geldi. Gerçekten muhteşem maç oldu. Müsabaka sona erdi. Az sonra karar açıklanacak. Winning on points 3-0. Black corner, siyah köşe. İsmail Uzuner.